Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hayırlı akşamlar efendim. Bu akşam bir kısa sohbet yapacağız. Çok kısa, komprime. Dün biraz yayıldı. Birkaç bölüme bölmek durumunda kaldık. Kesintiler oldu, şu oldu, bu oldu. Dolayısıyla belki biraz dağınık anlattıklarımızı bugün 10 dakika içerisinde toparlayacağız inşallah. Şimdi dün saat 2.30 civarında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir yargılama oldu Bakırköy Adliyesi'nde. Ve bizim Derin Tarih dergisi, göstereyim, dergiyi bulamazsınız ama kapağını göstermekte bir sakınca yok, toplatıldı. Bu dergi Mayıs sayısı, Mayıs ayının 18'inde toplatıldı. Ve arkasından bir soruşturma, soruşturma davaya dönüştü. Ve davanın ikinci duruşması dün yapıldı ve bir mahkumiyet kararı çıktı. Fakat neden mahkum olduk? Mahkumiyetimizin gerekçesi neydi? Bu maalesef sosyal medya denilen bataklık ve çöplük insanların kafasını allak bullak ediyor. Efendim işte TV.net'teki programda Atatürk'e hakaret etmişti falan. Hayır efendim, hiç alakası yok. TV.net'teki programla ilgili ben ve Yavuz Bahadıroğlu takipsizlik aldık. Savcı dava açmayı gerekli görmedi. Dolayısıyla biz TV.net'teki programla asla ve kat'a bir alakamız kalmadı. Bunu mahkemede en sonda tescil etti ve bu bakımdan Afet İnan'la ilgili konu bizim dışımızda. Süleyman Yeşilyurt'un yargılaması yapıldı. O da 1 yıl 3 ay ceza aldı. Fakat bizimle ilgili bir husus yok onda. Gelelim neden mahkum olduğumuzda. Bizim yayınladığımız Latife Hanım'ın 91 yıl önce bir Amerika gazetesinde çıkan mektubuydu. Bir mektubu olduğu gibi yayınladığımız için cezalandırıldık. Mektup bir haber şeklinde Boston Sunday Advertiser gazetesinde yayınlanmıştı. Biz ne yaptık? Bu haberi aldık, olduğu gibi noktasına virgülüne dokunmadan birebir tercüme ettik. Başlığı da derginin kapağına taşıdık. İngilizce gazetedeki başlık budur. Kemal Paşa is a passport Napolyon. Biz de onu bu şekilde tercüme ettik. Birebir tırnak içinde orijinal şeydir. Dolayısıyla biz TV.net programından değil, Derin Tarih dergisi bu sayısındaki bir vesikayı, bir belgeyi neşrettiğimiz için cezalandırdık. Bu birinci husus. İkinci husus olarak şunu söylüyorum. Burada biz değil, Latife Hanım mahkum edildi. Latife Hanım yargılandı. Çünkü biz hiçbir şey söylemedik. Söylediğimiz her şey Latife Hanım'ın mektubunda geçen ifadelerdi. Dolayısıyla Latife Hanım'ı 91 yıl sonra, yazdığından 91 yıl sonra yargılayanlar tarihin karşısında hesap verecekler. Bunlar tarihe böyle bir namla geçmiş olacaklar. Ben mahkemenin bu konuda çok büyük bir hata yaptığını, tarihi bir belgeyi yayınladı diye bir dergiyi, tarih dergisini mahkum etmekle büyük bir yanlış yaptığını tekrar burada ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla 2017 yılında bir tarih dergisi, bakın aktüel dergi demiyorum, PKK'yı destekleyen yayın organları demiyorum, Rojava'daki kurulan komünü, terör komününü öven kitaplar yazanları demiyorum. Bir tarih dergisi 2017 yılında tarihi bir belge yayınladığı için yasaklandı ve onun yayın yönetmeni mahkum edildi. Tarihin alnına bu böyle yazılacak. Ve bu Türkiye için bir şan değil, bir şeref vesilesi değil. Bu büyük bir ayıp, büyük bir leke. 3. Bir metni makaslayanlar, kesenler, tahrif edenler, değiştirenler ödüllendirilirken, alkışlanırken olduğu gibi yayınlayanlar cezalandırılıyorsa, bu ülkede adaletten,
Fikir özgürlüğünden, basın özgürlüğünden söz edilemez. Bizim suçumuz bir belgeyi olduğu gibi yayınlamak. Hakim Bey'e sordum. Ne yapmalıydım? Elime bir belge geçti. Sansürlemeli miydim? Makaslamalı mıydım? Kesmeli miydim? Değiştirmeli miydim? Ne yapmamı bekliyordunuz siz? Dürüst davranmak bu ülkede suç mu? Hakkaniyetli davranmak, hakka uygun, hakikate uygun bir şekilde yayın yapmak suç mu? Öbürleri ödüllendirirken biz burada mahkum edildik. Bu da Türkiye için büyük bir ayıptır. Demokrasimiz için büyük bir yaradır. Bunu da söyleyelim. Gelelim hukuki sürece. Bu bir ara karar. Ara karar verildi. Yani ana karar, kesin karar, nihai karar değil. Mahkeme dedi ki biz 1 yıl 3 ay hapse karar verdik. Dolayısıyla bu kararı ilan etti. Fakat dedi ki nihai kararı istinaf mahkemesi, bir üst mahkeme verecek. O üst mahkeme kararı bozabilir, onayabilir yahut da beraat da ettirebilir sizi. Dolayısıyla şu anda daha biz birinci yarı bitti. İlk yarıdayız. Birileri çok sevinmesinler, göbek atmasınlar. Daha birinci yarı bitti. Daha bir 45 dakika daha var ki o 45 dakikada elhamdülillah biz mücadeleye devam edeceğiz ve bu ülkede hakkın, hakikatin tekrar tesis edilmesi için uğraşacağız. Bunu herkes böyle bilsin. Dolayısıyla bu bir ara karar. Nihai karar istinaf mahkemesi tarafından verilecek ve istinaf mahkemesi 6 ayla 1 sene arasında bir zaman diliminde nihai kararı verecek. Peki hapis cezası verildi. Ne oldu bizim durumumuz bakımından? Hapse girmeyeceğiz efendim. Yine birileri üzülecek. Ama ben sevineceklere söylüyorum. Hapis cezası yok. 2 yılın altında olduğu için herhangi bir şekilde hapiste cezalandırmamız söz konusu değil. Burada bir başka çarpıtma yapılıyor. Efendim mahkeme kararı ertelemedi. O kadar önemli bulmuş ki mahkeme kararı ertelemedi. Böyle bir şey yok. Kararın ertelenmesini istemeyen benim. Ben istemedim. Ben suçsuzum. Ben yanlış bir şey yapmadım. Ben hakikati olduğu gibi söylemekten başka bir şey yapmadım. Latife Hanım'ı konuşturmaktan başka bir şey yapmadım. Dolayısıyla ben cezanın ertelenmesini, hükmün geriye bırakılmasını istemiyorum dedim. Buna tenezzül etmeyen benim. Dolayısıyla mahkeme bunu yapmadı. Ben istemedim. Burada tavrımız nettir. Biz suçlu değiliz. Biz görevimizi yapıyoruz. Peki burada ne oldu? İstinaf mahkemesinden sonra karar uygulanacak ve hapis cezası değil, dediğim gibi denetimli serbestlikten yararlanarak hapse girmeyeceğiz. Ama inşallah istinaf mahkemesinden bu kararın ya geri döneceğini yahut da beraatla kararın neticeleneceğini ümit ediyoruz, düşünüyoruz. Türk adaleti bu meselede bence yüzün akıyla çıkmak istiyorsa bunu özellikle yapmak durumunda. Hakim Bey'in çok ilginç bir tavrı oldu. Onu da burada söylemek durumundayım. Herkesin huzurunda söylediği için tanıkları var elimizde. Söylediği şey şuydu. Hükmü açıkladı. Dedi ki tepki göstermekte haklı olabilirsiniz. Ama dedi bu karar bıçak sırtı bir karardı. Şuradaki yandaki mahkemede diyelim ki 10. Asliye cezada yargılansaydınız belki de beraat edecektiniz. Beraat edebileceğiniz bir davaydı. Ama ben dedi tercihimi ceza verilmesinden yana kullandım. Bakın hukuk böyle. Beraat edebileceğimiz halde tercihini cezalandırma yönünde kullanan bir hakimden biz bu cezayı aldık. Ve kendisi söylüyor bir başka mahkemede belki de diyor size beraat vereceklerdi. Ya hukuk nerede? Adalet nerede? Biz bunu arıyoruz. Kazara öbür hakime düşmüş olsak beraat edeceğimiz bir cezadan bugün mahkum edilmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bu
karar yanlıştır ve düzeltilmesi gerekir. Düzeltmeye mecburlar. Bunu da söyleyeyim, vicdanı rahat edebilmesi için. Nihayet Üstad Necip Fazıl vefat ettiğinde 5816 sayılı kanundan 2 yıl üzerinde ceza vardı. Sırtında 2 yıl ceza mahkumiyetiyle toprağın altına girdi üstadımız Necip Fazıl. Bize de bugün aynı 5816 sayılı kanundan ceza verildi. Böyle bir yolda ceza almak, mahkumiyet almak şereftir. Ben Necip Fazıl'larla, Osman Yüksel Serdengeçlilerle, Bediüzzamanlarla ve bu dava uğruna hapis yatan birçok büyüğümüzle aynı kervanda olmaktan şeref duyarım, onur duyarım. Ama burada şunu da söyleyeyim ki, bu davada belge yayınladığı için bir derginin ve dergi yayın yönetmeninin cezalandırılması Türkiye için şeref değildir. Türkiye böyle bir cezayı, böyle bir davranışı, böyle bir muameleyi hak etmiyor. Bunu da söyleyeyim. Bu benim için göğsüme takılmış ahiret madalyasıdır. Bir ahiret azığıdır. Öbür dünyada şerefle bu kararı göstereceğim ve diyeceğim ki Türkiye'de 2017 yılında hakikati söylediğim için mahkum edildim. Biraz da öbür dünyaya çalışmak gerekmez mi? İşte bugün bizi teselli eden taraf bu ve sizlerin desteği. Birçok telefonlarıma arayan, tweet atan ve yalnız değilsiniz diyen kardeşlerimiz desteği en büyük tesellimiz. Evet, yalnız değiliz ve yalnız olmadığımızı herkese hep beraber gösterme zamanı. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.